Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Limit yayınlarının kronometre dil bilgisi soru bankasını çözmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere karma dil bilgisi ile ilgili 9. testi çözmüş olacağım. Birinci soruyla başlıyoruz. Birinci soruda aşağıdaki cümlelerin hangisinde çatı uyuşmazlığından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır? Polis tanıkları tek tek konuşturarak sonunda katili buldu. Burada çatı uyuşmazlığı yok, bunu elemiş oluruz. Okul yönetimlerine talimat verilerek sorun çözülmek istendi. Burada da bir çatı uyuşmazlığı yok, bunu elemiş olduk. Romanın yazıldığı dönem göz önüne alındığında dönemine ışık tuttuğu anlaşılacaktır. Burada da bir çatı uyuşmazlığı yok, bunu da elemiş olduk. Kısa zamanda incelenip hazırlanan bu kitapta birçok hata vardı. Bakın burada da bir çatı uyuşmazlığı yok, bunu da elemiş oluruz. Büyük bir emek harcayarak kazanılan başarılar insanı mutlu eder. Arkadaşlar harcayarak derken fiil burada nedir? Etkendir. Kazanılan derken L ekini aldığı için ve kimin kazandığı belli olmadığı için burası da edilgendir. Bakın etken ve edilgen fiiller bir arada kullanılmış. Normalde harcanılarak denilmesi lazımdı. Yani harcamak fiilinin de edilgen yapılması gerekirdi. O yüzden burada çatı uyuşmazlığı var. Bunun için de doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. İkinci soru, aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlama yanlışlığından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır? Ekonomik ve kültürel açıdan iyi bir proje yaptık. Bakın kültürel açı belirtisiz isim tamlaması, ekonomik açı belirtisiz isim tamlaması. Birden fazla tamlayan bir tane tamlanana bağlanmış. Burada bir anlatım bozukluğu yok, bunu elemiş oluruz. Kardeşi polisiye ve tarihi romanları çok sever. Tarihi romanlar sıfat tamlaması, polisiye romanlar sıfat tamlaması. Yine iki tane tamlayan bir tamlanana bağlanmış. Burada da anlatım bozukluğu yok, bunu denemiş oluruz. Belediyece birçok kültür ve sanat etkinliği yapıldı. Sanat etkinliği belirtisiz isim tamlaması, kültür etkinliği belirtisiz isim tamlaması. İki tane tamlayan bir tamlanana bağlanmış. Burada da bir anlatım bozukluğu yok, bunu da elemiş oluruz. Sanatçının edebiyat ve müzik yaşamı aynı çizgidedir. Müzik yaşamı belirtisiz isim tamlaması, edebiyat yaşamı belirtisiz isim tamlaması. Yine iki tane tamlayan bir tamlanana bağlanmış. Burada da anlatım bozukluğu yok, bunu da elemiş oluruz. Şimdi, teknolojik ve iş gücü yetersizliği ekonomiyi çökertir. Arkadaşlar, iş gücü yetersizliği zincirleme isim tamlamasıdır. Teknolojik yetersizlik sıfat tamlamasıdır. Bakın sıfat tamlamasının tamlayanı ile isim tamlamasının tamlayanı aynı tamlanana bağlanmış. Arkadaşlar bu anlatım bozukluğu nedenidir. O yüzden doğru cevabımız da D seçeneği olacaktır. Üçüncü soru, bu parçadaki numaralanmış sözlerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? Birinci sözcük, eylemden türemiş bir niteleme sıfatının belirteci görevindedir. Yeni üretilen otomobiller, otomobil isim, nasıl otomobil, yeni üretilen otomobil, üretilen sözcüğü burada niteleme sıfatıdır. Üretmekten üretilmek olmuş, bakın fiilden türediğini görüyoruz. Hatta üremekten üretmek, üretmekten üretilen olmuş. Ne zaman üretilen? Yeni üretilen. Burası da nedir arkadaşlar? Zaman zarfıdır. O yüzden A seçeneği doğrudur. Bunu elemiş oluruz. İkinci sözcük, belirtili at takımında asıl söylenmek, belirtilmek istenen öge durumunda kullanılan bir belgesiz adıldır demiş. Yeni üretilen otomobillerin bazıları, bakın otomobillerin bazıları tamlayan ek almış, tamlanan iyelik ekini almış. Burası nedir? Belirtili isim tamlamasıdır. Bazıları da belgisiz zamirdir. İsmin yerine geçiyor fakat ne olduğu belli değil. İki de doğrudur. Bunu denemiş oluruz. Üçüncü sözcük engellemek anlamında kullanılmış bir eylemdir. Arkadaşlar bu dursun. Dördüncü sözcük yan cümlenin belirtili nesnesi görevinde kullanılmış bir at eylem grubudur demiş. Bakalım sağlamak derken makmek nedir burada? İsim fiil ekidir. Peki neyi sağlamak? Uyanık kalmasını sağlamak. Burası belirtili nesnedir. Yan cümleciğin belirtili nesnesi oluyor. Sağlamak yan cümle olduğu için burası da bunun belirtili nesnesi olur. Kalması derken mame'de nedir burada? İsim fiildir. O yüzden D seçeneği de doğrudur. Bunu da elemiş oluruz.
Beşinci sözcük eylemden eylem yapan ek alınmış bir niteleyici sıfattır demiş. Bakalım sistem isim, nasıl sistem, uyarıcı sistemler, niteleme sıfatı. Bakın uyumaktan uyarmak olmuş. Bu da arkadaşlar yine fiilden fiil yapım eki almış ve niteleme sıfatı görevinde kullanılmış. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Şimdi üçüncü sözcük engellemek anlamında kullanılmış bir eylem midir? Buna bakalım. Önlemek ifadesine bakacak olursa evet engellemek anlamına geliyor. Doğru. Fakat makmek eki nedir? İsim fiildir arkadaşlar. O yüzden bu artık fiil değil, isimleşmiştir. Yani eylemdir demişti burada. Bu ifade yanlıştır. Artık yapım eki alarak isim olduğunu görüyoruz. Çünkü tüm fiilimsiler yapım ekidir. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Dördüncü soru. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? İkincisi devrik bir eylem cümlesidir. Ama o kadar çok şey sığar ki bu gecelere. Bakın sığar yüklem. Yüklem ortada olduğu için devrik. Aynı zamanda sığmak fiil olduğu için fiil cümlesidir. B seçeneği doğrudur. Bunu elemiş oluruz. Üçüncüsü içinde birleşik sözcük olan edilgen çatılı bir cümledir. Sonbaharla birlikte Ankara'da tiyatroların kapıları sonuna kadar açılır. Arkadaşlar bakın açılır yüklem ve fiil. L ekini almış. Kimin açtığı belli değil. O yüzden burası edilgendir. Aynı zamanda sonbahar sözcüğü de son ve bahar sözcüklerinin birleşmesiyle oluşmuş bir birleşik sözcüktür. 3 de doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Dördüncüsünde bağ fiil grubu kullanılmıştır. Ankaralılar bu kapıdan geçerken düşler kapısına adımlarını atarlar. Geçerken nedir? Zarf fiildir. Zarf fiil grubudur. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Beşincisinde edat ve bağlaç vardır. Ankara'da kış demek aslında tiyatro, hatta en geniş adıyla sanat mevsimi demektir. Bakın hatta burada bağlaç adıyla derken de ile nedir? V anlamına gelmediği için edattır. O yüzden E seçeneği de doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Şimdi birincisinde gece sözcüğü eylemi zaman yönünden etkilemiştir diyor. Ankara'da gece erken başlar ve erken biter. Başlar yüklem. Ne başlar? Gece özne. Bakın burada zaman yönünden belirtmiyor arkadaşlar. Özne görevinde kullanılmış. O yüzden bu ifade yanlıştır. Bunun için de doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Beşinci soru. Bu cümlede aşağıda verilenlerden hangisi yoktur? Üstünlük zarfı. Üstünlük zarfı nedir arkadaşlar? Daha ve en sözcükleridir. Bakın burada daha sözcüğü kullanılmış. Üstünlük zarfıdır. Bunu elemiş olduk. Yaklaşma durum eki. E, A'dan bahsediyor. Genel itibariyle isimlere geldiğini görüyoruz. Bakın noktasına derken arkadaşlar bu yaklaşma hal ekidir. Dolayısıyla bunun da kullanıldığı görülmektedir. Bunu da elemiş oluruz. Farklı türden eylemsiler var mı? Bakalım çoğalan derken an en burada sıfat fiil ekidir. Yine giderek derken arak erek ise zarf fiil ekidir. Farklı türde fiilimsilerin kullanıldığı görülmektedir. Hatta tükenme sözcüğündeki mame de isim fiildir. Dolayısıyla bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Farklı yapıda sözcükler var mı? Çok sözcüğü bakın basit. Daha sözcüğü basit. Doğal sözcüğü türemiştir. Doğmaktan doğa, doğadan doğal olmuş. O yüzden türemiş sözcüktür bu. Yeryüzü sözcüğü de birleşik sözcüktür. Yer ve yüz sözcüklerinin birleşmesiyle oluşmuştur. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Arkadaşlar ilgi zamiri olan ki var mı peki bu cümlede? Bakalım. Yeryüzündeki doğal kaynaklar derken buradaki ki sıfat yapan ki'dir. O yüzden biz bunu ilgi zamiri olarak alamayız. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Altıncı soru. Bu cümleyle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? MTA'ya girdiğimde okulda öğrendiklerimi unutmam ve burada her şeye sıfırdan başlamam gerektiğini anladım. Burada sözcüğü kalma durum eki almış bir adıldır. Kalma durum ekimiz DDA idi. Bakın burada sözcüğü DDA ekini almış. Aynı zamanda ismin yerine geçtiği için ve işaret yoluyla geçtiği için biz buna işaret zamiri diyoruz. A doğrudur. Bunu elemiş oluruz.
Her sözcüğü belgesi sıfattır. Bakalım şey belgesiz zamir. Arkadaşlar zamirler de isim soylu sözcükler. Hangi şey? Her şey. Her sözcüğü de burada yine belgesi sıfattır. C de doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. İsimden fiil yapım eki alınmış bir sözcük vardır. Peki bu nerede arkadaşlar? Bakın bu da anladım ifadesine bakıyoruz. An isim köküdür. Andan anlamak olmuş. İsimden fiil yapım eki almış. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Birinci tekil kişi ekine yer verilmiştir. Anladım derken M nedir burada? Bu birinci tekil şahıs ekidir. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Şimdi unutmam sözcüğü geniş zamanın olumsuzuyla çekimlenmiş bir eylemdir. Bakın unutmam ifadesi burada başlamam ifadesiyle aynı şekilde kullanılmış. MTA'ya girdiğimde okulda öğrendiklerimi unutmam ve burada her şeye sıfırdan başlamam gerektiğini anladım ifadelerinde mameler nedir arkadaşlar? İkisi de olumsuzluk eki değildir. Bunlar isim fiil ekleridir. Dolayısıyla bu ifade yanlıştır. Bundan dolayı da doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Yedinci soru, bu parçadaki numaralanmış sözcüklerle ilgili olarak aşağıdakilerin hangisinde verilen bilgi yanlıştır? İkinci sözcük sadece yapım eki almıştır. Bakın kanmaktan kanıt, kanıttan kanıtlamak, kanıtlamaktan kanıtlamak olmuş. Arkadaşlar tam 3 tane yapım eki almış. B seçeneği doğrudur, bunu elemiş oluruz. Üçüncü sözcük sürerlilik fiilidir. Sürerlilik fiilleri neydi arkadaşlar? E gelmek, e kalmak, e durmak şeklindeydi. Burada da kala kalmış derken e kalmak sürerlilik fiilidir. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Dördüncü sözcük hem çoğul hem tamlayan eki almıştır. Bakalım onların derken larlar eki çoğul ekidir. Onların duvarı dersem ın da nedir arkadaşlar burada? Tamlayan ekidir. O yüzden bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Beşinci sözcük şimdiki zamanın hikayesiyle çekimlenmiştir. Bakın your şimdiki zaman do da ek fiilin hikayesidir. Dolayısıyla şimdiki zamanın hikayesi olmuş. Bu şekilde çekimlenmiş. O yüzden E seçeneğini denemiş oldu. Birinci sözcük fiilden türemiş bir sıfattır. Uzaklaşmış kelimesini biz şu şekilde eklerine ayırabiliriz. Bakın uz isim köküdür. Uzdan uzamak olmuş. İsimden fiil yapım eki almış. Uzamaktan uzak olmuş. Tekrar fiilden isim yapım eki almış. Uzamaktan da arkadaşlar uzaklaşmak olmuş. Bu da isimden fiil yapım eki almış. Görmüş olduğunuz gibi kelimenin kökü isim köküdür. Yani fiilden değil isimden türediğini görüyoruz. Aynı zamanda bu sözcük sıfat görevine de kullanılmamış. Bundan dolayı da cevabımız A seçeneği olacaktır. Sekizinci soru. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? Birinci cümle ögeleri, özne, zarf tümleci, dolaylı tümleç ve yüklem biçiminde sıralanmıştır. Bakalım Fırat Nehri'nin kıyısında Sarp Dağları'nın çevrilediği bu kasabanın ahşap evleri her yönüyle gezip görmeye değer. Değerdir olacak. Ek fiilin geniş zaman çekiminin düşmüş biçimi var. Değerdir yüklem. Ne değer? Fırat Nehri'nin kıyısında Sarp Kayaların çevrilediği bu kasabanın ahşap evleri. Burası komple öznedir. Neye değer? Gezip görmeye. Burası arkadaşlar dolaylı tümleç. Nasıl? Her yönüyle. Bakın burası da zarf tümleci olur. Özne, zarf tümleci, dolaylı tümleç ve yüklem. A seçeneği doğrudur. Bunu elemiş oluruz. Üçüncü cümle nesnesi belirtili at tamlamasından oluşmuş bir eylem cümlesidir. Bakalım. Kültürel bir değer olan kapılar ve pencereler bana hep yaşlıların yalnızlığını anımsatır. Anımsatır yüklem. Ne? Kültürel bir değer olan kapılar ve pencereler özne. Neyi anlatır? Yaşlıların yalnızlığını. Burası belirtili nesnedir. Bakın yaşlıların yalnızlığı da belirtili isim tamlamasıdır. Aynı zamanda anımsatmak fiildir. Fiil cümlesidir. O yüzden C seçeneği doğrudur. Bunu elemiş oluruz. Dördüncü cümlede özne sıfat fiil grubundan oluşmuştur. Bakalım
Kapı önlerinde ahşap pencerelerin arkasında oturan yaşlılar hep yol gözler. Yol gözler yüklem. Kim? Ahşap pencerelerin arkasında oturan yaşlılar özne. Bakın özne an en sıfat fiil ekini almış arkadaşlar. O yüzden sıfat fiil grubu oluşturmuştur. D de doğrudur. Bunu da demiş olduk. Beşinci cümlede birden çok ismi niteleyen sıfat vardır. Gurbetten gelecek torunlarını, çocuklarını bekler. Arkadaşlar, burada dikkat edecek olursanız torunları isim. Hangi torunları? Gurbetten gelecek torunları işaret sıfatıdır. Yine çocukları isim. Hangi çocukları? Gurbetten gelecek çocukları. Görmüş olduğunuz gibi işaret sıfatı iki tane ismi belirtmektedir. O yüzden E seçeneği de doğrudur. Bunu da demiş oluruz. Peki ikinci cümle içinde birden çok nesne bulunan kurallı bir eylem cümlesi midir? Şimdi buna bakalım. Evlerin kapıları, pencereleri ilk bakışta insanın dikkatini çekiyor. Bakın çekiyor yüklem. Çeken ne? Evlerin kapıları, pencereleri özne. Neyi çekiyor? İnsanın dikkatini. Burası da nedir? Belirtili nesnedir. Şimdi arkadaşlar, yüklem sonda olduğu için ve fiil olduğu için fiil ve kurallı bir cümledir. Yani fiil cümlesi ve kurallı bir cümledir. Fakat içinde görmüş olduğunuz gibi bir tane nesne var. Birden çok nesne bulunan demişti. Birden çok nesne değil, bir tane nesne var. O yüzden bu ifade yanlıştır. Bunun için de doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Dokuzuncu soru, bu parçada aşağıda verilenlerden hangisi yoktur? İsim cümlesi demiş. Çocuk edebiyatı yalnızca yazar ve çizerle ilgili bir alan değil. Arkadaşlar, ek fiilin olumsuzunun olduğunu görüyoruz. Alandır olacak normalde. Alan nedir? İsimdir. Dolayısıyla bu da isim cümlesidir. A seçeneği doğrudur. Bunu elemiş oluruz. Peki basit cümle var mı? Yine ilk cümleye bakacak olursa, çocuk edebiyatı yalnızca yazar ve çizerle sınırlı bir alan değil ifadesine tek yüklemi var. İçinde de fiilimsi yok. Yazar ve çizer kalıplaşmış olduğu için bunlar artık fiilimsi özelliğini yitirmiş, kalıcı isim olmuştur. B de doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Peki girişik birleşik cümle var mı? Yan cümleciği fiilimsilerle yapılan ve tek yüklemden oluşan cümle diyor. Bakalım. Çocuk edebiyatı geleneği çocuğa verilen değer yanında okuma kültürü ile de yakından ilgilidir. Bakın, ilgilidir yüklem. Tek yüklemi var. Verilen derken an en sıfat fiili ki, okuma kültürü derken mame de isim fiil ekidir. İçinde iki tane yan cümleciği bulunan ve bir yüklemden oluşan girişik birleşik cümledir. C de doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Zincirleme at tamlaması var mı? Arkadaşlar, zincirleme at tamlaması da çocuk edebiyatı geleneği olacak. Bakın burası 3 tane ismin bir araya gelmesiyle oluşmuş zincirleme isim tamlamasıdır. Dolayısıyla E seçeneği de doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Peki eylem cümlesi, bakın alan değil isim cümlesidir. İlgilidir isim cümlesidir. Yine beslemiş bir süreçtir derken süreçtir yüklem. Süreç de isim, bu da isim cümlesidir. Durumdadır derken yüklem. Bu da isimdir, bu da isim cümlesidir. Bu parçada fiil cümlesi olmadığı için doğru cevabımız da D seçeneği olacaktır. 10. soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili söz ile ayraç içindeki kavram birbiriyle ilişkilendirilemez? Hemen açıklama kısımlarına bakalım önce. Yapım ve çekim eki almış soyut ad diyor. Bakın baş isim köküdür. Baştan başarmak, başarmaktan başarı olmuş. İki tane yapım eki aldığını görüyoruz. Buradaki ı da belirtme halekidir. Peki iki tane yapım eki almış. Aynı zamanda bir tane de çekim eki almış. O yüzden A seçeneği doğrudur. Bunu elemiş oluruz. Nesne görevinde kullanılmış sıfat tamlaması. Ayıracağız yüklem. Kim? Biz. Gizli özne. Ne ayıracağız? Özel bir bölüm. Bakın burası belirtisiz nesnedir. Bölüm isim. Nasıl bölüm? Özel bölüm niteleme sıfatı. Sıfat artı isim sıfat tamlamasını oluşturur. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Sonradan geçişli yapılmış eylem. Doldurur yüklem. Neyi doldurur? İkinci yılını,
Bakın burası belirtili nesnedir. Belirtili nesne aldığı için bu haliyle geçişli. Peki şuradaki dur ekini kaldırdığımızda onu doldu desem anlamsız. Önce geçişsizmiş, sonra geçişli hale gelmiş. Yani oldurgan çatılı fiil. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Tamlanan ve tamlayan eki almış söz öbeği. Bakalım okurlarımızın ilgisi derken okurlarımızın tamlayan eki, ilgisi derken buradaki i de tamlanan ekidir. Belirtili isim tamlaması oluşturmuş. Hem tamlayan hem de tamlanan eki var. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Yardımcı eylemle kurulmuş birleşik eylem. Yardımcı eylemlerimiz genellikle etmek ve olmak fiilleriydi. Günümüzde en çok kullanılanlar bunlar. Özen göstermek. Arkadaşlar bakın bu nedir? Bu anlamca kaynaşmış birleşik bir fiildir. Bu ifade yanlıştır. Bunun için de doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar bu testin de son sorusuna geldik. 11. soruya. 11. soruda bu cümlede aşağıda verilenlerden hangisi yoktur demiş. Edebiyat denizin öte yakasındaki kara parçasını göstermek yerine okuru orayı hayal etmeye yönlendirerek onun iç dünyasını zenginleştirir. İsimden türemiş eylem. Bu nerede var arkadaşlar? Bakın zengin isim köküdür. Zenginden zenginleşmek olmuş. İsimden fiil yapım eki almış. A seçeneği doğrudur. Bunu elemiş oluruz. Peki zarf fiil var mı? Yönlendirerek derken arakerek zarf fiildir. O yüzden B seçeneğini de elemiş olduk. Peki işaret zamiri var mı? Orayı ifadesi nedir? İşaret zamiridir bu. O yüzden biz C seçeneğini de elemiş oluruz. Peki arkadaşlar yardımcı eylem var mı? Bakın hayal etmek yardımcı eylemle oluşan birleşik fiildir. O yüzden biz E seçeneğini de elemiş oluruz. Bu parçada çoğul eki olmadığı için doğru cevabımız da D seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı ve kanalımı arkadaşlarınıza önermeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hepiniz hoşça kalın.